Tarih, hatırlamanızı istedikleri gerçektir. Efsaneler, bize kabul ettirdikleri gerçeklerdir. Masallar, unutmanızı istedikleri gerçektir. Her şeyde gerçek vardır. Aferin oğlum, hadi. Yakala. Hadi, güzel, getir. Sorun ne? Ne? Ne oldu? Hadi, getir. Git getir oğlum. Hadi. Git. Oğlum. Oğlum. Hayır! Ne düşünüyorsun? Sessiz görünüyor. Bu savaş yüzünden çoğu insan kuzeye kaçtı. Bildiğim kadarıyla. Peki. Sanırım bunu duyduğuma sevindim. Tanrılar kızgın. Gerçekten mi? Hava soğuk, rüzgarlı. Bulutlar asla yalan söylemez. Burada hep kızgınlar, değil mi? Sadece vahşiler onları nasıl yatıştıracaklarını bilmiyorlar. Kurban vermiyorlar. Kış sonunda 3 tane keçi kurban vermeye karar verdik. Ve o zaman hatırlayabileceğin en sıcak yaz oluyor. Ve şarap da çok oluyor. Evet, hatırlıyorum. Şarabınıza bayılıyorum. Tanrılar onlara ders vermek istiyorlar. Bu yüzden beni buraya gönderdiler. Durun. Burada biraz dinlenelim. Geçen gece tanrılar bana bir rüya gönderdi. Bir gün baba olacağız. Ben bu kadar emin olmazdım. Kardeş, Pit Kralı'na ve büyük ordusuna bir mesaj taşıyan 4 askeri takip ediyoruz. Burada kamp kurması gerekiyordu. Ne kadar ileri gidersek bu Pit ordusunun var olduğunu o kadar az inanırız. Ne demek istiyorsun? 4 gündür yürüyoruz, yani tek bir canlı ruh bile yok. Bunu garip bulmadığını söyle bana. Kamp ateşi yok. İzci yok. Hiçbir şey yok. Peki imanın bizi güvenli bir şekilde oradan geçirmesine ne diyeceksin? Onun görevi ya kayıp askerlerimizi bulmak ya da onları öldüren düşmanı bulmak. Bizi oradan güvenle geçirmek değil. Bir bakıma köpeğin bizi yönlendirmemesine de üzgünüm. En azından köpeğin sadık olduğundan emin olurdum. Ne kadar uzağa geldik? Yakın olmalıyız. Savaştan bu kadar uzak olmak garip hissettiriyor. Ben de öyle düşünüyorum. Bu topraklarda olduğumuzdan beri kendimi kaybolmuş hissediyorum. Birbirimizi tanımıyoruz. Çok az silah var ve at yok. Odaklan. Bu bir fırsat ülkesi.
Domitius'u etkilemek için iyi bir şans. Eğer aradığımız askerler ölmüşse bizi asabilirler. Gracchus ve Nerva'nın şimdi olduklarından daha iyi bir yere terfi ettirilmelerinin imkanı yok. Buraya gemiyle birlikte geldik. Bütünlüğü sağlayacak liderleri yok. Sözlerimi unutma. Domitius'u etkilemeliyiz. Efendim? Burada ne kadar kalacağız? Roma'nın endişelenecek bir şey olmayıncaya kadar. Ve kayıp adamları bulana kadar. Bir şey mi söyleyeceksin? Sadece 4 asker kayboldu. Her yerde olabilirler. Roma askerleri öylece kaybolmazlar. Özellikle de Piktlerin kralına bir mesaj taşıdıklarında. Burada köylüleri bile bulamadık. Bu efsanevi ordudan bahsetmiyorum bile. Ama biz köylü aramıyoruz. Kendi adına konuş. Köylüler arasında birçok yeni genç kadın var. 4 gün oldu. Ve sinirlenmeye başlıyorum. Sana birkaç şey öğretebilirim. Yumurtalarını kesecek. Gözlerini 4 aç. Domitius ile olan ilişkin çok farklı. Onun gibi insanlar çok nadiren eski kölelerle arkadaşlık yaparlar. Alınmanı istemiyorum. Ama bu bir alışılmadık. Ordudan iz yok. Konsey yanılıyor gibi görünüyor. Geri dönmeliyiz Domitius. Yatağını mı özledin artık? Kendi raporumda sizin amirlerinize insanlarınızı nasıl düşünmeden tehlikeye attığınızı bildirmek istemezdim Domitius. Savaştan uzak olduğumuz her gün aradıklarımızın kaderiyle aynı acıyı çektiğimiz başka bir gün gibi. Bu durum olumsuz olarak görülebilir. Kulağa Augustus'un Roma ruhunu kaybetmiş gibi geliyor. Burada dinleneceğiz. Bir gün daha, sonra eve dönüyoruz. Daha ileri gitmiş olsalar da çoktan geri dönmüş olmaları gerekiyordu. Augustus'a teşekkür edebilirsiniz. Mücadele ediyor. Tanrı'ya şükürler olsun. Çok açım. Herkesin yemesi gerek. Ben hayatımda asla senin kadar yiyen birini tanımadım. Ben Romalıyım. Sezar gibi yerim, Sezar gibi savaşırım. Yani gazı da mı Sezar gibi çıkarıyorsun? En iyisi ismini ağza almamak. Tanrıların bizi karla lanetlemesini istemeyiz. Ama yemek hakkında konuşmaya başladığınıza göre... Domitius, ateşi hazırla. Liviana, eti hazırla. Ve Nerva, biraz şarap. Emir vermeyi seviyor musun? Sadece şarap hakkında. Özellikle şarap hakkında. Güvenli mi diye emin olmak için keşif yapmak istiyorum. Asker izleri arayacağım. Yemek yemelisin. Yemek götürebilirim.
Pekala. Ama çok uzağa gitme. Tamam. Dağ silsilesi ileride. Oradan birçok kez geçtim. Oraya sıkışıp kalabilirler. Biliyorum. Ve İma. Teşekkür ederim. Neden bu gece orada kalmıyoruz? Askerlerimiz yakalanmışsa ayak izlerini takip etmemiz hiç akıllıca olmazdı. Bu yüzden özellikle izciyi getirdik. Hey. Güvende kal. Rahatlamalısın kardeşim. Kafamı karıştırıyorsun. Nasıl yani? Kendin dedin, o güvenilmez. Yine de birbirimize göz kulak olmalıyız. Birlikte daha güçlüyüz. Çok kısa zaman önce izci oldu. Sadece 3 hafta önce geldiğini duydum. Görünüşe göre onunla benden çok daha fazla ilgileniyorsun. Düşmanını tanı. Bekle. Hala İma hakkında mı konuşuyoruz? Yoksa karınla mı ilgili? Benden bu kadar kardeşim. Döndüğümüzde eğitim kampına geçeceğim. Emin misin? Oğlumun babasız büyümesini istemiyorum. Onunla birlikte olmak istiyorum. Babamın benim yanımda olduğu gibi. Eğer kılıcı senin gibi nasıl kullanacağımı bilseydim endişelenmezdim. Beni korkutan savaş değil. İnan bana. Bilinmeyen korkutuyor. Tanrılara inan. Tanrılara inanmak mı? Önce Bekus'u memnun edelim. Daha fazla şarap. Bekus benden çok memnun kalacak. Hazır olun. Ne oluyor? Sessiz. Augustus. Servius. Beni izleyin. Hazır olun. Kalk. Hadi. Servius. Augustus'a yardım et. Hazır olun. Buraya gelin. Hadi. Lütfen öldürme beni. Lütfen. Visin. Geri dönmemiz gerek. Hepsi bu kadar mı?
Hala oradalar. Ama yaklaşmaktan çok korkuyorlar. Hayatımı kurtardın. Kardeşler bunu yapar. Kampı taşıyoruz. Sadece en gerekli olan şeyleri alın. Hafif yükle gidelim. Çok tanıdık. Köyümün de başına geldi bu. Anneme. Başka bir kabile saldırdı. Ben çocuktum. Babam bu yüzden Roma'da hizmet etmeye başladı. Nedir bu? Daha az yükle gitmemizi söyledi. Pekala. Artık zincirli zırh takmayacağım. Piklerin zırhı. Çok iyi. Tanrıların bana önerdiği her şeyi alıyorum. Hey. Eğer sana bir şey olursa... kendi gözlerin ve senin kalkanın benimle olacak. Mars aşkına. Nedir bu? Kim yapabilir bunu? Pikler mi? Hayır. Pikler bunu yapmazdı. O yaşlı biri. Savaşçılarını koruması için dağ rüzgarlarına dua ediyor. Bunu başaramadı değil mi? O bunu hak etmedi. Sen kayboluyorsun ve bize saldırıyorlar. Bu çok garip bir tesadüf. Bak ben Almanım. Pikt değilim. Pikt olmayan birine göre onlar hakkında çok şey biliyorsun gibi. Bu adam sadece öldürülmedi. Parçalara ayrıldı. Birisi bunu nasıl bu kadar çabuk yapabilir? Belki de... bir kişiden daha fazlalardı. Belki. Ama neden? Bu hiç mantıklı gelmiyor. Ayak izleri var ama... ama ne? Bunlar aynı zamanda hayvan ayağının izleri. Kurtların... adamların. Galiba artık kurtlarla birlikteler. Kurtlara güvenemezsin. Piklere de güvenemezsiniz. Veya Almanlara. Yeter. Bu adamı kim öldürdüyse hepimiz için de tehlikeli. Yalnız kalmamalıyız. Çok uzağa gidemez ve muhakkak kan izleri bıraktı. Ben onu takip edelim diyorum. Dolunay iyi bir alamet. Tanrılar o vahşileri katletmemizden memnun. Bu kurt ve insanlardan oluşan grubu takip etmeliyiz. Belki de onlar düşman kabilelerdir. Düşük bir ihtimal. O yine onlara hak kazandırıyor. Eğer piklerin kurtları varsa bizi avlayacaklar. İzler bunu söylüyor. Biz Romalılarız. Avlamayı biz yapacağız. Ne olursa olsun onu görmemiz gerek. Ne olduğunu anlamalıyız. Salvius.
Sen ve Augustus Aurelius ve Lucius'a dönün. Alevin sönmesine izin vermeyin. Belki de iyi bir dövüşçüsün. Ama yerini bilsen iyi olur. Sadece kılıçları alıyoruz. Hızlı hareket etmeliyiz. Eve döndüğümüzde konseye başvurabilirim. Böylece Nerv'i cezalandırırlar. Peki bana baktığınızda ne görüyorsunuz? Üzgünüm ama anlamıyorum. Bence anlıyorsunuz. Özgür bir insan mı görüyorsunuz? Bir asker mi? Yoksa bir köle mi? Sadece yardım etmeye çalışıyorum. Nerv'e birçok şey olabilir. Ve eminim bazen hala beni köle olarak görüyor. Ama kılıçlarımızı çektiğimizde emin olabilirsin biz silah kardeşiyiz. Sana sadece yardımımı teklif ettim. Bence ikimiz de ne yapmak istediğini biliyoruz. Sadece Domitius'un emir alıyor. Beni satın alamazsınız. Bu kadar üzgün olmayın. Evet, bugün yenildik ama onlar daha fazlasını kaybettiler. Kendimizi gösterme şansımız olacak. Jüpiter'e yemin ediyorum. Şansımız olduğu zaman onu kaçırmayacağız. Neydi o? Kolezyumdaki Hristiyanlar vahşi hayvanlara yem edildiğinde bazen sonra orada yatan bu zavallı şeye benziyorlar. Neden onu parçaladı ki? Eğlenmek için. Belki de delidir. Belki de değil. Henüz beni ısırmadı. Domitius, bırak kız. Bu ne tür bir hayvan? Kurt pençeleri gibi görünüyor. Benziyor ama değil. Bir kurt için çok büyük. Ve ne tür bir kurt iki ayak üzerinde yürür? Ne demek istiyorsun? Bu yaratık ne olursa olsun iki ayak üzerinde yürüyor. Bunu nereden biliyorsun? İzler uyuşmuyor. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Ayı mı? Ayak izi küçük. Sana sormadım. Haklı. Çok küçükler. Sizce bu yaratık mı öldürdü yaşlı adam? Pençe izlerinin ne kadar derin olduğuna bakın. Bu şey her neyse hızlı hareket ediyor. Bu ne? Gracchus. Adama çok benziyor ama hayır. Bu hiç mantıklı gelmiyor. Yürüyün, yürüyün. Ona bağırmamasını söyledim. Kalkanlar, hazır olun. Ne oldu? Bir şey bize saldırdı. İnsanlar mı? Hayır, başka bir şeydi. Ne gördünüz? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Gözlerin var mı? Çok hızlı oldu. Bu çok kötü, gölge gibi. Diğerleri nerede? Onun peşinden koştular. Herkes dursun. Sanırım onu yaraladım. Bu yaratığı Roma'nın ve kendi şerefimiz için öldüreceğiz.
korkunç görünüyordu. Anlamıyorum, neden saldırmadı? Saldırdı. Hızlı, neredeyse yıldırım hızında. Kılıçlarını salladılar. Salvia onu yaraladı ve yaratık kaçtı. O yüzüme vurdu. Kılıcımı ve kalkanımı düşürdüm. Hançerimi zorlukla çekmeyi başardım. Döndüm, vurdum ve o kükredi ve kaçtı. Bunun olacağını bilmeden önce yalnızdık. Ve yardım çağırmaya başladık. Onu yaraladın mı? Sanırım öyle. Görüyorsunuz bu kan. Herkes dursun. Ona yetişmeliyiz. Yaratık yaralıysa onu izleme şansımız var. Peki ya diğerleri? Kendi başlarına dönmeleri gerekiyor. Onlara yardım etmeliyiz. Onlara burada kalmaları emredildi. Birlikte savaşıyoruz. Birlikte kalıyoruz. Eğer bu bir tuzaksa, ona doğru yürümeyeceğiz. Zaten tuzakta değil miyiz? Ateşi söndürün. Ama biz... Onun emirlerini takip ediyoruz. İşte orada... Lucius. Ne olursa olsun bu bir canavar. Bu hayvan bir adamı parçalara ayırmayı ve biz neler olduğunu anlamadan önce bağırsaklarını ormana doğru sürüklemeyi başardı. Domitius haklı. Vahşiler olabilir. Bizi şaşırtmak ve bölmek istiyorlar. Bana saldıran şey her neyse bir adam değildi. Kurt sürüleri genellikle avlamaları daha kolay olsun diye zayıfların yalnız kalması için çalışırlar. Ben de sizin gibi o adamların peşinden gitmek istiyorum. Ama Domitius haklı. Bir arada kalmalıyız. Belki de bu kayıp adamların kaderidir. Ya da Piktler tarafından öldürüldüler. Ya da bu yaratıklar tarafından parçalandılar. Piktler böyle savaşmıyor. Bak bence... Sence ne? Sen gittiğinde herkes nasıl saldırıya uğradığımızı fark etti. Yani ne düşünüyorsun ha? İma keşifteydi. Nereye gittiğini tam olarak biliyorum. Ve artık bunu duymak istemiyorum. Bu gece burada kalacağız. Uyanık kalacağız. Ve birlikte kalacağız. Ve eski düzeni istiyorum. Bu eski düzeni gerektiriyor mu? Bunun amacını biliyorum. Şafağa kadar çok az kaldı. Gracchus. Eski düzen, herkes yanımda dursun. Herkes yanımda dursun. Mızrağına ihtiyacım var. Yanlış yer, yanlış zaman. Askerler sana güvenmiyor. Peki ya sen? Hayattasın. Ben olmasaydım sen de olmazdın. Sen beni ölümle cezalandırabilirsin. Ya da en azından bana silah ver. Tanrılara senin için dua edeceğim. Ve seni bir savaşçı ölümü bekleyecek. Gracchus, hazırız efendim. Şafak olur olmaz hareket ediyoruz. Cidden mi yaratığın yalnız olmadığını düşünüyorsunuz? Bu benim tahminim olurdu. Endişelenme. İyi avlanabiliyoruz. Aurelius. Diğerlerine geri dönelim. Bu sadece bir yara, başka bir şey değil. Onu korkuttum, geri dönebiliriz. Hadi.
Geliyor. Burada bu şekilde durmak biraz saçma. Öyle değil mi? Odaklanın. Tanrılar o adamla olsun. Bu buradaki ilk savaşımı hatırlatıyor. Büyük bir Pikt ordusuyla savaştık. Kaçmaya başladılar. Bizi tuzağa düşürdüler. Piktler deli gibiydiler. Biz o kadar olsaydık yine de geri çekilmezlerdi. Sayıları çok fazlaydı. Üzerimize dalga dalga gelirlerdi. Boyalı yüzleri karanlıkta öfkeyle konuşuyordu. Bizi tek tek deviriyorlardı. Ama savaştık. Ama askerler ordunun ne kadar barbar olduğunu hissetti. Diğer bir günü görecek kadar yaşamayacağımı düşündüm. Ama alay bizi kurtarmaya geldi. Ama hayatta kalmamalıydık. Bizi kurtaran şey eski bir düzendi. Daha hızlı. Buraya gelin. Eski düzen çabuk. Dayanın. Herkes dayansın. Hadi. Herkes buraya. Buraya. Hadi. Hadi. Sırada kalın. Hadi pişler. Sırada kalın. Hadi. Kimse hareket etmesin. Hadi. Hadi buraya. Hadi. Hazır olun. Pozisyonunuzu alın. Sanki tanrılar bize gülüyorlar. Sadece birkaç hafta geçti ve biz yine aynı pozisyondayız. Bunu içeriz. Roma için. Roma için. Roma için. Domitius. Burada beklememeliyiz. Ve savaşçıların yaklaştığı gibi bu yaratığı avlamalı ve kardeşlerimize yardım etmeliyiz. Bu... Bir şekilde bana korkakça geliyor. Katılıyorum. Biz Romalılarız. Biz Romalılarız. Ve Romalılar gibi bize söyleneni yapıyoruz. Kesinlikle. Kılıçlar. O neydi? Sakin olun. Sırada durun. İkiniz de dikkat edin. Lanet olsun. Yemin ederim onu vurdum. Kahretsin ama kılıcım temiz.
Benimkinde de kan yok. Öyleyse daha sert vurun. Salvius, onun neresinden vurdun? Bilmiyorum. Rastgele vurdum, her neyse o kadar çok hızlı ki. Benim için değil. Boynundan ve kollarının altından vurun. Her zaman işe yarıyor. İşte orada. Figaros. Hazır olun. Durun. Liviana. Durun. Liviana. Hayır, bekleyin. Liviana'yı takip etmeyin. Yardım edebiliriz. Hayır Nerva. Sırayı bozmayın. Nasıl olsa o canavarı yakalayamayacağız. Al şunu. Hayır. Toparlan. Şafak vakti buradan ayrılıyoruz. Toparlan. Üç ölü. Bir ölü. İki kayıp. Üç ölü. Biraz kar. Ve bu şey hala orada bir yerlerde. Ve tanrılar izliyor. Bu yaratık her neyse, yemin ederim onu öldüreceğim. Sen ve ben dostum. Bunu neden yaptı? Onu neden orada bıraktı? Onsuz daha hızlı hareket edebilirler. İzi takip ettiğimizi anladı ve kaçmaya karar verdi. Kuduz hayvanlar bile nadiren kavga ararlar. Peki bizden ne istiyor? Hangi hayvan vurulduğunda kanamaz? Böyle bir hayvan yok. Şimdi ne olacak? Yeterince gördük. Duvara geri dönmeliyiz. Onu burada bırakmayacağım. Bu şekilde değil. O daha iyisini hak ediyor. O öldü. Ona artık yardım edemeyiz. Ve diğerlerine de. Nereden biliyorsunuz? Onu ya yakmalıyız ya da gömmeliyiz. Tanrılar bunu talep ediyor. Bu tam bir saçmalık. Kimseyi gömecek vaktimiz yok. Gitmeliyiz. Gerekirse burada kalacağım ve bunu tek başıma yapacağım. Anladın mı? Hayır, tek başına değil. Domitius. Liviana haklı. Ama... Şimdi tanrıları sinirlendirmemeliyiz. Diğerlerini aramanıza izin vermeyeceğim. Ama arkadaşınızı gömebilirsiniz. Bir an önce ormandan uzaklaşmamız gerekiyor. Bu yaratık yakınlarda bir yerlerde. Nerva. Salvius. Uyanık kalın. Yaratık yalnız değildi. Bundan eminim. Kurtaramadığım için özür dilerim. Ama yemin ederim, bunu yaratanı bulduğumda ismini göğsüne kazıyacağım. Anladın? Elveda dostum.
Yakında tekrar görüşeceğiz. Hayatımı nasıl kurtardığını hatırlıyorum. Ve tüm bu yıllar boyunca benim yanımdaydın. Bunu takdir ediyorum. Bunu senden duyacağımı hiç düşünmemiştim. Sana ne oldu? Tereddüt etmeden beni takip ettin. Siz de benim için aynısını yapardınız. Seçim yapmak zor olmadı. Yine de boşuna bunu senden istedim. Domitius. Bir şey biliyorsunuz. Ne biliyorsunuz? Beni takip et. Askerlerimizi aramak için gönderildik. Piktlerin kralının yanına giden 4 elçi. Onların halkının arasında yayılan hastalığı öğrenmemiz için yardım teklifi götürüyorlardı. Hastalık mı? Bu bilgi sıradan askerler için değil. Onlar sıradan askerler değil. Onlar benim askerlerim. Roma Piktlerin kralına barış teklif etti çünkü hastalığın onları çok zayıflattığını biliyordu. Mantıklı geliyor. Acı çekmelerini bekleyip ve sonra yok etmek daha iyi değil mi? Bu Romalıların tarzı değil. Önce barış sunuyoruz, sonra ise savaş. Bize katılın ya da mahvolun. Hastalık kötüyse enfekte olma riskimiz var. Böylece hepiniz hastalığın ne kadar kötü olduğunu anlamak için gönüllü oldunuz. Peki neden adamlarımız geri dönmedi? Kaçabilirlerdi. Antoni grubu yönetiyordu. O benim için bir kardeş gibi. Mükemmel asker. Sizi temin ederim ki konsey istemese bile kendim onu aramak için gönüllü olurdum. Pusuya düştüğümüzde İmam'a kamp kurabilecekleri yere gitti. Orada sadece buzuğu buldum. Ve de kan. Bu Antoni'ye ait. Çok kan. Romalılara ait. Yani ölmüşler. Yani bir tuzağa düşürüldük. Aptallar gibi yönlendirildik. Hastalık falan yok. Bu bizi tuzağa çekmek için tasarlanmış bir aldatmacaydı. Belki. Belki canavarlar bir hastalıktır. Ben daha önce de böyle şeyler Venüs'e duymuştum. Venüs'e yemin ederim uçabileceklerini söyleyeceksin. Bu Pik Kralı tarafından düzenlenen en yaygın tuzak. Olayı açık bir savaşa çekmek için. Krallar nadiren tuzak kullanır. Krallar nadiren koyun bokunun ortasında çamurda yaşarlar. Benim deneyimlerim etrafını sizin gibi daha çok kokuşmuş insanlarla kuşattıklarını gösteriyor. Yani kardeşlerimiz boşuna mı öldü? Lucius ve Venedik hala orada bir yerde olabilirler. Venedik aramızdaki en iyi savaşçıydı. Hayatta kalmadıysa... Ne dedin Liviana? Etrafımızın çevrili olması doğru olabilir. Ya kral tarafından düzenlenen bir tuzağın ortasındayız... ...ya da insanları hayvanlara dönüştüren hastalığın merkezindeyiz. Her zaman bir çıkış yolu var. Gitmemiz gerek. Bu konuyla ilgili en kısa zamanda haber vermeliyiz. Peki ne söyleyeceğiz? Ne gördüysek onu. Hastalığın gerçek olduğunu. Ve Piklerle barış imkansız. Sonunda sizden doğru kelimeler duyduk. Hadi devam edelim. Hava çok soğuk. Sorun ne? Ağaçların arasında bir şey fark ettim. Bana öyle geldi. Muhtemelen hepsi gerginlikten. Gerginlik iyidir. Şimdi faydalı. Ön sezim var. Bu yaratıklar büyük olasılıkla gece bize tekrar saldıracaklar. Sadece bir ön sezi. Niyetiniz nedir? Bu
Bu ne anlama geliyor? Niyetim mi? Duvardan 3 gün uzaklıktayız. Ve niyetim bizi en kısa sürede oraya geri götürmek. Bir canavardan bahsediyoruz. Devam etmeliyiz. Ve onlardan mümkün olduğunca uzak durmalıyız. Hayatta kalsak bile sonra ne olacak? Sonra kuzey alayını buraya gönderecekler. Bence bir seçeneğimiz daha var. Nedir? Birini yakalayacağız. Ne? Hastalığı silah olarak kullanacağız. Bu canavarlar, insanlar, her neyseler işte. Onlardan yararlanabiliriz. Yaralanmak mı? Onlara bizim tarafımızda savaşmayı öğretirsek ya da düşmanlarımızın üzerine salarsak onların burada yaptıkları gibi. Çok fazla gücümüz olabilir. Ateşe ateşle karşılık vermek. Sen delisin. Muhtemelen mantıklı düşünen tek kişi benim. Bu şey yenilmez. Zar zor hayatta kaldık. Bu bir altın madeni. Bu pikleri sonsuza kadar yok edebileceğimiz çok güçlü bir silah. Arka tarafıma bakın. Ne görüyorsunuz? Sadece dün 3 kişi kaybettik. Onlarla başa çıkamayız. Bu şekilde olmaz. Bugün olmaz. Nehre iniyoruz. Sonra duvara gidiyoruz. Neden hemen güneye gitmiyoruz? Çok riskli. Nehirde en azından bir tarafımız güvende olacak. Senin fikrin mi? Güzel. Kötü mü? Hayır. Sen halledersin. Galiba tanrılar kızgın. Durun. Burada dinlenelim. Bunu nasıl hayal etmiştin Gracchus? Ne? Seni Britanya'ya gönderdiklerinde. Sanki dün olmuş. Alman savaşından daha yeni dönmüştüm. Bir terfi ve Roma'da geçici bir görev bekliyordum. Döndüğümde herkes beni tebrik etmek için geldi. Bu doğru. Hepsi sırayla tebrik ediyordu. Sonra bana yaklaşıyor ve şöyle soruyor. Onlar ne yapıyorlar? Ben de seni tebrik ediyorlar diyorum. Ne için? Dayanamadım ve kahkaha attım. Britanya için kardeşim, Britanya için. Bizi Britanya'ya gönderiyorlar. Terfi edildiğimi düşündüm. Sonra dedi ki, eğer terfi tanrıların sana kızması ve seni Roma İmparatorluğunda şarap olmayan tek yere göndermeleri ise, o zaman evet, seni terfi ettiler. Çok kızgındım. Saçmalık dedim. Sana inanmıyorum. Ama eğer haklıysan, sakal bırakacağım. Ve işte buradayız.
Tenha bir yerde. Kim burada yaşar ki? İki ayağı üzerinde sağlam duran biri. Terk edilmiş görünüyor. Şey, şimdi bunu anlarız. Kim var orada? O kör. Körüm. Ama sağır değilim genç bayan. Hasta olabilir. Hayır, hasta değilim. Sadece körüm. Size dokunmayacağız. Ama uzun yoldan sonra yemek yemeye ve dinlenmeye hayır demezdik. Tuhaf kokuyorsunuz. Biz Romalıyız. Bu bok kokusu. Yavaş ol yaşlı adam. Hadi gelin. Benimle yiyin. Zengin değilim ama paylaşmaktan mutluluk duyarım. Bu ölüm veya vergi ise ben vergiyi seçiyorum. Dışarıda bekleyeceğim. Adamlarınızı kaybettiniz mi? Seni böyle düşündüren ne? Romalılar hep 10 kişilik gruplar halinde gezerler, öyle değil mi? Uzman mısın? Belki. Pusuya düşürüldük. O bir şey biliyor. Biliyorum. Sizde bu toprakları yiyip bitiren, hastalığı yenecek bir şeyler var. Ne demek istiyorsun? Size sadece söyleyebilirim. Ama bunlar yaşlı bir adamın ekmek ve barınak karşılığında anlattığı söylentiler. Arkadaşın için çok üzgünüm. O iyi bir askerdi. Diğerleri gibi. Onu iyi tanır mıydın? Geçen hafta geldiler. Bak sen de yıkanmalısın. Yaşlı adam haklıydı. Cidden bok gibi kokuyoruz. Yemek yemelisin. Daha sonra... Seni suçlamıyorum. Yani bana güvenmediğin için. Burası çok güzel. Gerçekten. Güzellik aldatıcı olabilir. Burası düşmanlarımızın toprakları. Son dolunayda saldırıya uğrayan genç adam iyileşmeye başladı ve aniden bir nöbet geçirdi. Değişmeye başladı. Nasıl? Bir şey yap. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. O canavara dönüştü. İlginç bir hikaye. Onu nasıl öldürebileceğimizi bildiğini söyledin. Sadece duyduklarımı anlatıyorum. Lütfen devam edin. Çiftçinin oğlu değişti ve çiftçilere saldırdı. Bir tanesinde birkaç hafta önce bulduğu bir Roma hançeri, bir Puccio vardı. Onu yaraladı. Neresinden yaraladı? Göğsünden mi? Yemin ederim göğsünden vurdum. Sırtına ne oldu? Önemli değil. Açıklaması zor. Benim de kız kardeşim var. Eskiden hep başımızı belaya sokardık. Kardeşinle görüşüyor musunuz? Hazır mısın? Önemli olan nereden yaralamak değil, ne ile yaralamak. Büyücü. O gümüş içerir. Bence yalan söylüyor. Bunu neden yapayım? Çünkü bu bir tuzak gibi kokuyor. Bizi buraya çekti.
bizimle konuşuyor. Gracchus, sakin ol. Ben onu öldürelim diyorum. Galiba hala anlamadınız. Dolunay onlara büyük gücü veriyor. Galiba hala anlamıyorsunuz. Başka yolunuz yok. Sana kimin çaresiz olduğunu göstereceğim yaşlı adam. Burada oturup yaşlı adamın sözlerini dinlerken yeter. Akıllı sözleriniz ve yemeğiniz için tanrılara şükrediyoruz. Canavarı öldürmemiz gerekiyor. Ne yapıyorsun? Oh, hissedebiliyorum. Neyi? Umut soğuktaki bir üzüm bağı gibi ölüyor. Kötülük ölümlü kalbine giriyor. Bu şeytan Almanya'dan geliyor. Karanlık ormandan. Bir hiç uğruna kurt yavrusunu öldüren Roma İmparatoru'nun oğlunun laneti. O ormanda yaşayan bir canavar var. Hala orada. Gözlerimi aldı. Bana dünyanın nasıl çığlık attığını dinletti. Sen neden bahsediyorsun? Lanet. Siyah orman. Bu yaşlı adam öldürülebileceklerini söylüyor. Belki de onun hikayesi hançerlerle savaşmamız için sadece bir numara. Eminim daha küçük kılıçlara da alışacaksın. Seni bu kadar kızdıran ne Gracchus? Sadece yaşlı adamın saçmalıkları. Onu öldürmeliydik. Onun için körlüğü yeterli bir ceza. Ölüm onun kurtuluşu olurdu emin ol. Karanlıkta yaşamaktan daha kötü bir şey yoktur. Bunu bir köleden duymak çok tuhaf. Eski köle. Bunu kurtuluşu bir şişe şarap ve gece sıcak bir yataktan ibaret olan herhangi bir erkekten daha iyi anlayabilirim. Emin ol. Evet, bizim içimizi görüyor. Biraz su ister misin? Bana sakın acıma. Dinle, sana yardım etmeye çalıştım. Bana nasıl yardım edebilirsin? Birbirimize karşı dürüst olalım. Buraya ait değilim. Bu insanların arasında yerim yok. Onlar da kesinlikle sana uygun değiller. O zaman neden burada olmayı seçtin? Ben seçmedim ki. Konsey beni seçti. Protesto ettim ama kimse beni dinlemek istemedi. Hangi duruma düşeceğimizi bilseydim... Ne o? Burada kal. Deli misin sen? Muhtemelen hiçbir şey. Ama emin olmalıyım. Diğerlerini çağırsana. Daha fazla mı dikkat çekeyim? Ama ya canavarsa... Çığlıklarım herkesi onun geldiği konusunda uyaracaktır. Hayır, bu delilik. Ne yapıyorsun? İma'yı bekliyorum. Orada ağaçlarda bir şey gördü. Efendim? Ve gitmesine izin mi verdin? Tek mi? Israr etti. Sen nasıl bir adamsın? Sorun nedir? İma o ağaçlarda bir şey görmüş. Ve bakmaya gitmiş. Eğer dönmezse saldırıya hazırlıklı olmalıyız. Gracchus, yarın hala seni rahatsız ediyor mu? Her şey yolunda. Bu sadece bir çizik. Endişelenecek bir şey yok. İlerlemeliyiz. Birlikte olmalıyız. Bu şey oralarda bir yerlerde olabilir. Ondan çok uzun zaman önce kurtulmalıydık.
Domates, kılıç yerde hançer kullanmanın daha iyi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Kör adamın söylediği gibi. Bu yaratıklardan birine kılıcımı sapladığım zaman ölmezse, o zaman hançerimi kullanırım. Ama daha önce olmaz. Hançer kullansak daha iyi olur. Bana daha önce de çok yardımcı oldu. Sen öyle diyorsan ben de yaparım. Bu yaratıklar o kadar hızlı ki gözlerimizi kırpacak zamanımız bile olmayacak. Fikrimizi bile değiştirmeden bizi parçalayabilir. Yola devam etmeliyiz. Peki ya İma? Yalnız gitmemeliydi. Tanrılar ona göz kulak olsun. Kılıçlar! Devam et! Devam et! Devam et! Kılıçları hazırla! Kalkanlar! Koşun! Koşun! Kendinizi kurtarın! Koşun! 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 Şimdi ne olacak? Yaşlı adam öldürülebileceklerini söyledi. Eğer bu canavarlar savaş istiyorlarsa onlara savaş veririz. Bütün gün boyunca duyduğum en akıllıca şey. Birazdan daha gece iyi bir olacak. Fikrin var mı? İstersen koşabilirsin. Salvia sen... Onlara katılıyor muyum? Evet. Yakın durun. Uzaklaşmayın. Eğer gelirlerse savaşacağız. Şimdi koşmalıyız. Koşalım, belki hayatta kalabiliriz. İma, o yakında. Ormanın her tarafında duyuluyor. Haklı. Bir şeyler yapmalıyız. Domitius. Belki de bizi tuzağa çekiyorlar. Hiç değilse bir defa onu uzaktan gördük mü? Bu bir tuzak. Bir karara ihtiyacımız var. Mars bizi yaklaşan savaş konusunda uyarıyor. Duvara doğru devam ediyoruz. İma, ben... Çıkar beni buradan. Bununla ne yapıyorsun? Kalkanlar. Kılıçlar. Bu Ağustos. Nerede o? Ölmüş. Biz kesin olarak bilmiyoruz. Bu ölüm çığlığıydı. Bunu biliyorsun. Ben de biliyorum. İkimiz de onu duyduk. Birçok kez. Krakus. Sorun ne kardeşim? Hiçbir şey. O canavarlar bize saldırdıklarında onu yaralamışlardı. Beni de.
kör adamın, çiftçinin oğlu hakkında ne dediğini hatırlayın. Yaralanıp ölmediyseniz dönüşeceksiniz. Eğer lanet olası ihtiyar doğruyu söylüyorsa. Krakus. Duvara gitmemiz gerek. Hepimiz gitmeliyiz. En az iki tanesi bizi avlıyor. Onların kokusunu alıyorum. Duvara gitmemiz gerek. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Kaçın. Gitmemiz gerek. Kaçın. Gidin. Git. Yan beni. Yan beni. Çekil yolumdan kardeşim. Bunu yapmak istemiyorum. Hadi. Seni öldürmem için zorlama kardeşim. İstersen onları takip et. Onlar için zaman kazanmaya çalışacağım. Kardeşim. Her zaman en iyi savaşçı oldun. Sense en iyi insansın. Elysium'a vardığımızda en az insan öldüren şarapları döker. Ölüm anında bile şarap hakkında düşünüyorsun. Ondan sonra içmem gerekecek. Savaşmaya devam et. Hadi.
geri çekildiler. Dönmemizi istiyorlar. Öldür beni kardeşim. Tek yolu bu. Öldür. Hala duvara varabiliriz. Duvar bizim tek şansımız. Ulaşamayacağız. Duvara varmaya bir gün kaldı. Zamanımız yok. Gece çöktüğünde bu canavarlar daha da güçlenecekler. Birlikte onlarla savaşmalıyız. Salve haklı. Burada kıldan asılı duruyoruz. Hadi onları nehre götürelim. Şimdi ne olacak? Eğer ayıları çoksa hepimiz öleceğiz. Eğer sadece birkaç tane varsa belki mücadele edebiliriz. Dikkatlerini çekelim. Onlarla burada ve şimdi savaşmalıyız. Hazır olun. Mars, güç veren. Işık taşıyıcı, altın kurt köpeği, kalkan taşıyıcısı, şehirlerin kurtarıcısı, kemik toplayıcısı. Bize kılıç ver, bizi yönlendir, bize güç ver, bizi koru. Bu Ares. Bir tane daha. Geber yaratık. Bu Vikyonus için. Bu Lokus için. Devam edelim. Gracchus iki kişi tarafından takip edildiğimizi söyledi. İki kişi öldü. İma. Güneş neredeyse battı. Yakında daha fazlası gelecek. Yaralarınız, Demetrus. Aferin. Sen kimsin? Ben Esni'yim. Atakot kabilesinden.
Bu yaratıklarla savaşıyor musun? Kurtlarla veya hayvanlarla savaşmam ben. Onlar güvenilemez. Tıpkı Romalılar gibi. Güvenini kazandığım zaman bu başlangıç olacak. Beni öldürmek zorundasın. Ben dönüşene kadar. Demetrius. Duvara varabilir misiniz? Onlar hazır olmalılar. Onlara hayvanları öldürmeyi öğretin. Benim zamanım geldi. Elysium'a git. Bana temiz bir ölüm ver Liviana. Bir savaşçının ölümünü. İmaneden seninleydi. O beni kurtardı. Canavar onu yaraladı. Çünkü kadınlar dönüşmüyorlar. Arkadaşınız onlarla birçok kez savaştı. Bu doğru. Ben yara izlerini gördüm. Duvara ulaşacağız. Onları güvenli yoldan götüreceğim. Roma için. Bu lanet bitsin.
with Bella. Alright, let's hit this riff. You want to go up on the island? Sure. But let's hit it and see if there's people up there. If there are, then we won't go. Okay, I don't think there are. Where's the island, though? The big one. I don't see one. Either. And it's in zone, so we're chilling. There's only 5 people left. Oh, now there's 6. I think I found someone. Wow. Say. This place looks nice. Oh, we knew what you meant. We knew what you meant, Scotty. What? Life is nothing with Bella. There's a blue shotgun right here if you don't have the blue one. I think I got a purple one. Ooh, a purple auto? No. The pump? Running gun. That is not a shotgun. Oh, well, good thing it says running gun, auto shotgun. Oh, you said no. Well, there's people in a G-Wagon below us. Didn't understand at first. I'm new. I'm new here. I vote we go back to, like, tack. Hump. AR. Well, it's funny because if you customize your AR at the bench, like, where are you? I'm here. Look what it says when, like, look at that gun. Look what it says it's called. Oh. Isn't that cute? It names after you. Oh! Drop that gun. Drop it. Now, though. Ooh, what are these? This is shit, behind us. I think there's somebody here. Oh my god, they're up on that rooftop. Old Saint Nick. Okay, wait, hold on. Get out, can you get out? Lord, you can't say hold on, like, please. These people are a little good. I think might be in the dying team. Well, he was actually really low. Like, I thought I did pretty good, but I just... Oh, they're both on me! Oh. They're both... Well, what'd you want me to do? Get up? Yes! Why were you crawling around, Mallory? That was just our first game on. Like, we'll get there. Why were you crawling around? I don't know what you were doing. I was on my knees. No. I hate that. Oh, we're in the lobby. Oh. Mal is so funny. She's something. Oh. Something. That's crazy. Something. Mal streams sometimes literally count me in. Big mouth. Just. Yeah, I don't know. Fortnite is hard sometimes. Especially when I don't even know. Like, these guns have 5 words to their name. Bella, running gun, eat auto. Well, on the AR, so there's like the striker and then the nemesis. And then you can have like the convert ops striker, the convert ops nemesis. There's just a whole lot of things. Hold on, let me get my notebook. you see a gun on the ground, you reference over to your notebook. Yeah. But basically, like, unless somebody customizes the gun, a green gun's gonna have 1 mod, a blue gun will have 2 mods, a purple will have 3, and a gold will have all 4. All 4 what? Modifications. Like, it'll have 1 of the modification options and all 4 of the levels of modifications. So you can modify the magazine, the scope, what else can you? How fast it shoots, or like the spread on it. Yeah, this is just, like, a whole different game. It's just a lot to learn. I miss OG. Where it was simple. Yeah. Hey, back itches. Itchy girl. Oh, I gotta go pick up a package from the office. So is this your last game, Maroon? Yeah, probably, because I have to be smart, too. And then I have to cheer right after, so I gotta pack my stuff. Hey, cheer.
Rah rah. It's such a, like, the practice is just so tiring. Because 3:30 to 6:30. That's so many hours of cheer. Like, just, like, unnecessary to be that long. So. 3 hours on a Tuesday? Like, please. Scotty says, I will admit I get so confused because why are the gun names so long? Yes, like, for real. I miss Before OG. I liked Before OG too. I think, like, people will have their complaints or whatever, and then Fortnite will update it a little bit. And then, because, you know, like, when they did that, the jungle season or whatever, where there were, like, the primal guns and you had to get collect, like, bones and shit to upgrade them. Oh my gosh. Do you remember that? Do you remember that, Mel? I don't really, like, that sounds horrible. But I do kind of remember the primal being a thing. I don't really remember bones for some reason. There was someone here, but... I liked the chrome. Found them! What? Was it a person? Oh yeah, they finished you. Yeah. Oh my gosh. I just got, like, one pump to the head or something. Good, good, good. I was overwhelmed. Not right now, bot, please. That was overwhelming. Oh, you crouch walk so weird. It's not me, it's the damn game. I know, but, like, I just know their legs burn. Like, it just all looks different. Yeah, that's where I died. For me. I think he's fighting the boss. Oh shit. My god! Yeah, like he's for real on something. Fortnite is it? Yeah, I like the chrome guns. Do you want to play one more? Maybe we do one. Oh, you're still in the game. Hold on. Oh no, I went to lobby. You're just not there yet. They slowed the first and second storm a little. Thank God. Oh, how do you feel? How do you feel the falling weapon? Hollow 13 optic. Can't say I know what you're talking about. Like what? I don't know. So that's like one of the scopes. So there's like normal. Because honestly, what is that? Say dislike. It's too strong. Too weak. Just right. What should Mads get for lunch? I had Chick-fil-A chicken nuggets. With honey mustard? I wanted to get, have you tried the sweet and spicy sriracha? Yeah. Do you like it? Kinda. It is spicy. You know what I actually, like, I don't know if you have a Wingstop next to you, but they have a new maple sriracha. It's so good. I don't like Wingstop. Because whenever you order DoorDash, it's always wrong. And like, I know. I want bone-in wings if, like, I'm going to get wings. And I kind of don't want wings. I know not right now, but like one day you should. Like, I got bone in because I don't think their boneless are very good. Mm-hmm. And everyone says their french fries are good. No, those soggy fries suck. Like, they're always soggy. All right, Mal, pick where we're going. Let's go. You want to hop on the train and ride the train? Sure. So you can see it on the map. So drop, like, it's probably going to be here by the time we hit the ground. Just like keep an eye on your mini map. And then try to hop to get on the train. You have to land on the train though, or you will miss it. What? It moves really fast. Okay. It's probably gonna be. Just get your glider out early. I'm trying to see where it is. There it is. You see it? So just follow it. Their corn is good. Corn. From Wingstop? Yeah, they do have, like, corn bites. And it's basically like they cut up a piece of corn on the cob. It's kind of weird. Hmm.
It's a bit damp. Okay, so do I land on top of the train? I mean, it has holes, so. I made it. Oh gosh. Oh jeez. Oh boy. Yeah, the chests are on the wall. Makes me dizzy. No, I know. I've stayed on it for too long, makes me dizzy as well. Did you get an AR? What do you have? Yeah. I got two if you need one. Oh no, I have plenty. Oh, there's... I think people are gliding. Yeah, just keep an eye. Are they getting on here? They might be trying to. Oh, they're getting on the Polar Express. Oh my god. Let's shoot them. Oh, well, they don't have a gun. Honestly, we should just let them stay around. Oh, they're sliding. Oh. What? Where did... I got him. He glitched back towards me. I just slipped and fell, and I think I dislocated my shoulder. Bella! Wow, look at that rainbow. Okay, well, you have to pick stuff up fast because it'll slide down. I got minis. Perfect. I got... Were there half pots? Yeah, two.